Selamun aleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Tekrar herkese selam olsun. Türkçe dersine hoş geldiniz. En son arkadaşlar bu sayfada kalmıştık. Çalışma kitabımızda 45. Bunu ödev olarak vermiştim size. Devam edelim arkadaşlar. Numara 8. Boşlukları dolduralım. Yani verilen kelimelerle aşağıdaki boşlukları doldurmanız lazım arkadaşlar. Pardon. Dinlemek, pardon. Dinlemek, çalışma, konuşma, görmek, çekmek, yüzme. Birinci soru yapılmış. Sigara içmek sağlığa zararlıdır. Devam edelim. Ferhat boşluk ders alıyor. Müzik boşluk insanı dinlendirir. Okulda kulübüne katıldım. Odasında seni bekliyoruz. Seni istemiyorum. Sınavda kopya yasak. Başlayalım. Ferhat ders alıyor. Ferhat dinlemek ders olmaz arkadaşlar. Yani belki olacaksa dinleme dersi olur. Dinleme dersi. Hatırlıyorsunuz. Şey anlatmıştım size. İsim fiil eklerini. Ferhat çalışma dersi alıyor. Yani kural olarak olabilir ama mantık olarak biraz sıkıntı. Bakalım konuşma dersi. Ferhat konuşma dersi alıyor. Ferhat konuşma dersi alıyor. Yani dilini geliştirmek için daha iyi konuşsun diye konuşma dersi alıyor. İngilizce konuşma dersi, Türkçe konuşma dersi vesaire. Ferhat konuşma dersi alıyor. Müzik. Evet, dinlemek. Müzik dinlemek insanı dinlendirir. İnsanı dinlendirir. Müzik dinlemek. Okulda şeye katıldım, kulübüne katıldım. Ne kulübüne katıldım arkadaşlar? Okulda yazmıştık zaten. Çalışma, konuşma, görmek olmaz. Çekmek, yüzme. Okulda yüzme kulübüne katıldım arkadaşlar. Odasında seni bekliyoruz. Ne odası? Ne odası arkadaşlar? Ne odası? Çalışma odası. Çalışma odası. O zaman çalışma odasında seni bekliyoruz. Nerede bekliyorsunuz? Çalışma odasında bekliyoruz. Seni istemiyorum. Seni istemiyorum. Arkadaşlar dinlemek fiilini seçtik. Yani o zaman seni görmek istemiyorum. Kural olarak arkadaşlar seni dinlemek de olur ama biliyorsunuz yazdık biz onu buraya müzik dinlemek insanı dinlendirir. O zaman seni görmek istemiyorum. Sınavda kopya çekmek. Aferin. Sınavda kopya çekmek yasaktır arkadaşlar. İsterseniz cevaplara bakabilirsiniz arkadaşlar. Sigara içmek, Ferhat konuşma dersi alıyor. Müzik dinlemek insanı dinlendirir. Okulda yüzme kulübüne katıldım. Çalışma odasında seni bekliyoruz. Görmek istemiyorum, seni görmek istemiyorum. Sınavda kopya çekmek yasaktır arkadaşlar. Devam edelim. Yan sorulara geçelim. Verilen kelimelerle
boşlukları dolduracağız arkadaşlar. Bir de eklememiz bir ek varsa ekleyeceğiz bunu. Bakalım. Uçak biletimizi gidiş dönüş aldım. Uçak biletimizi gidiş dönüş aldım. Mağazanın kapısında bekleyeceğim. Mağazanın iniş olmaz arkadaşlar, biliyorsunuz. Giriş kapısında bekleyeceğim. Giriş kapısında ya da çıkış kapısında bekleyeceğim arkadaşlar. Ama şimdi giriş olsun arkadaşlar. Bakacağız. Mağazanın giriş kapısında bekleyeceğim. Bu iniş yolunu, yani kural olarak olur arkadaşlar. Bakacağız başka bir verilen kelime olur mu? Bu giriş yolunu, bunu yazmıştık zaten. Bu yürüyüş. Evet. Bu yürüyüş yolunu belediye yaptı. Yani bu yolu belediye yaptı. Hangi yolu? Bu yürüyüş yolunu belediye yaptı. Bu binanın yangın çıkışı. Unutmayalım arkadaşlar. Binanın çıkışı. Tamam mı arkadaşlar? Gerek ekini unutmayın. Öğretmenin dersi biçimi çok güzel. Öğretmenin dersi işleyiş biçimi çok güzel. Yani öğretmen çok güzel bir şekilde dersi işliyor diyebiliriz. Ya da işleyiş şekli çok güzel. Karar verdikten sonra geriye arkadaşlar yok. Geriye dönüş yok. Dönemezsin artık. Karar verdikten sonra iyice düşünün karar vermeden önce. Çünkü karar verdikten sonra geriye dönüş yok. Tatilde güneşin seyrettim. Güneşin doğuşunu seyrettim. Unutmayın arkadaşlar, güneşin doğuşu. İlk önce yelik eki, sonra belirtme eki arkadaşlar. Çünkü seyretmek fiili ne ister? Belirtme eki ister. O zaman tatilde güneşin doğuşunu seyretti. O adamın bakışı, buraya kadar doğru ama korkuyorum geldiği için, o zaman korkmak fiili biliyorsunuz ayrılma eki ister. Ayrılma durum eki ister. O zaman o adamın bakışından neye koruma harfi olarak yazıyoruz? O adamın bakışından korkuyorum. Yarın arkadaşlar nereye gidelim? Alışverişe gidelim. Yarın nereye gidelim? Alışverişe gidelim. Cevaplara bakabiliriz arkadaşlar. Uçak biletimizi gidiş dönüş mağazanın giriş kapısında bekleyeceğim. Bu yürüyüş yolunu belediye yaptı. Bu binanın yangın çıkışı arkadaşlar. Gelik eki binanın çıkışı. Öğretmenin ders işleyiş biçimi arkadaşlar. Burada bir yanlış var.
öğretmenin işleyiş biçimi. Çünkü iyilik eki nerede? Burada arkadaşlar. Öğretmenin dersi işleyiş biçimi. Bunu sileceksiniz arkadaşlar. Evet. Karar verdikten sonra geriye dönüş yok. Tatilde güneşin doğuşunu seyrettim. O adamın bakışından dan arkadaşlar. Burada N harfi var. Dan. Kusura bakmayın. Yanlış oldu. O adamın bakışından ne arkadaşlar? Korkuyorum. Yarın alışverişe gidelim mi? Bir saniye arkadaşlar bekleyin. Düzelteceğim ben bunları. Evet. Şöyle oldu. İşleyiş biçimi bakışından korkuyorum. Alışverişe gidelim. Devam edelim arkadaşlar. Nereye geldik? Evet. Alaçatı, surf kampı. Alaçatı'dan geçen derste bahsetmiştik arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz. Rüzgar sörfünden bahsetmiştik. Bakalım. Yani bu konuyla ilgili hala bir şeyimiz var burada. Bakalım. Alaçatı sörf kampı. Burada bir afiş var. Bakalım. Ne yazıyor? Her hafta pazartesi, perşembe arası. Her hafta pazartesi, perşembe arası 10 saat sörf dersi ve ekipman, 4 gece tam pansiyon konaklama, transferler, otel ve sörf okulu arasında bakacağız. Ekipman arkadaşlar, ekipman nasıl anlatabiliriz? Ekipman şey diyebiliriz. Bir işletmeye ya da kuruluşa gerekli olan araç ya da gereç. Yani başka bir manada gerekli malzemeler arkadaşlar. O zaman 10 saat surf dersi ve ekipman, yani gerekli malzemeler. Bu afişle arkadaşlar, afiş bu. Bu afişle ilgili birkaç sorumuz var. Afişte hangileri var? Surf okulunun adı var arkadaşlar. Derslerin günleri. Bakın arkadaşlar, var mı yok mu? Evet. İyice bakın. Buradaki verilen 4 bilgiye bakın. O zaman derslerin günleri afişte var. Otelden okula gidiş, o da var arkadaşlar. Kursun ücreti yok. Ders saati, o da yok. Sadece 10 saat ders yazıyor burada. Ama ders saati yazmıyor. Devam edelim. Okulun internet adresi.
Bakalım arkadaşlar. Yani iyice gözükmüyor ama buraya bakarsınız. www.falan. O zaman var. Derslerin başlayış ve bitiş saatleri derslerin başlayış ve bitiş saatleri var mı arkadaşlar? Anlatmıyorum. Yok arkadaşlar, yazmıyor. Sörf için malzeme var arkadaşlar. Ne dedik? Ekipman, malzeme anlamına gelebilir. Bilgi almak ve yer ayırtmak için internet adresi, o da var. Sörf hocasının yaşı ve milliyeti. Kaç yaşında, nereli olduğunu hiç söylemediler afişte arkadaşlar. Yok. Cevaplara bakabilirsiniz. Bir saniye. Evet. Devam edelim. Burada 6 tane cevap var arkadaşlar. Onlara sorular yazacaksınız. Dersleri hangi günlerde yapıyorsunuz? Dersleri pazartesi ile perşembe günleri arasında yapıyoruz. Toplam dersimiz 10 saat. Toplam dersimiz 10 saat. Ben okurken arkadaşlar soru yazmaya başlayın isterseniz. Toplam dersimiz 10 saat. Otelden okula firmamız götürüyor. Otelden okula firmamız götürüyor. Yer ayırtmak için 0500 falan numaralı telefonu arayın. 0533 681 66 11 numaralı telefonu arayın. 4 gece kalmanız yeterli. Hayır, tam pansiyon. Hayır, tam pansiyon. Evet, bekliyorum biraz. Toplam dersimiz toplam dersimiz 10 saat. O zaman buraya ne yazabiliriz arkadaşlar? Otelden okula firmamız götürüyor. Evet. Beraber cevaplara bakalım. Bir saniye. Evet. Pardon, bir saniye, bir yanlış var. Toplam kaç ders veriyorsunuz? Yazabiliriz arkadaşlar. Ya da toplam kaç dersimiz olacak? Yazabiliriz. Ya da toplam kaç ders verilecek yazabilirsiniz. Ya da dersler toplam kaç saat olacak yazabilirsiniz. Ya da dersleriniz toplam kaç saat, yani daha doğrusu bu arkadaşlar, dersleriniz toplam kaç saat? Toplam dersimiz 10 saat.
Otelden okula transfer nasıl olacak? Otelden okula firmamız götürüyor. Yani firmamız karşılıyor. Yer ayırtmak için ne yapmalıyız? Ya da yer ayırtmak için bir numara var mı? Hangi numarayı arayalım? Onu yazabiliriz. Yer ayırtmak için ne yapmalıyız? Ya da yer ayırtmak için hangi numarayı arayalım? Yazabiliriz. Yani istediğiniz şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Standart bir soru yok. Yani mantıklı olacak. Kaç gece kalmamız gerekiyor? Ya da kaç gece kalacağız? Mesela yazabiliriz. 4 gece kalmanız yeterli. Ya da kaç gece kalmamız yeterli diye yazabiliriz. Konaklama tam pansiyon mu yoksa yarım pansiyon mu? Ya da konaklama tam pansiyon mu olacak yoksa yarım pansiyon mu olacak? Yani bu şekilde yazabilirsin. Hayır, tam pansiyon arkadaşlar. Devam edelim. Fransızca biliyor musun? Hayır ama. Hayır ama. Yani hayır ama kullanılır. Hayır ama. Pardon. Hayır ama kullanımı öğrenin diye arkadaşlar. Evli misin? Hayır ama falan filan. Arabanız var mı? Hayır ama. Mesela uzak doğu ülkelerine gittiniz mi? Hayır ama mesela gideceğim ya da gideceğiz ya da gitmeye planlıyorum. Saz çalıyor musunuz? Hayır ama. Spor yapıyor musunuz? Hayır ama. Yani ben kafamdan birkaç tane cevap yazdım. Ya da cevapları yazdım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz hastayım. Bakabiliriz beraber. Fransızca biliyor musunuz? Hayır ama, yani dediğim gibi hayır ama kullanımı nasıl olur? Öğrenin diye. Hayır ama bu yıl öğrenmeyi planlıyorum. Evli misiniz? Hayır ama evlenmek üzereyim. Mesela, ya da evlenmek istiyorum. Arabanız var mı? Hayır ama mesela almayı planlıyorum ya da almayı düşünüyorum. Uzak doğu ülkelerine gittiniz mi? Hayır ama bu yaz tatilinde gideceğiz. Saz çalıyor musunuz? Hayır ama. Piyano çalıyorum. Spor yapıyor musunuz? Hayır ama. Arkadaşlarımla spor salonuna gidiyorum. Spor yapıyor musunuz? Hayır, arkadaşlarımla ya da arkadaşımla spor salonuna gidiyorum. Saz bu arkadaşlar ud gibi bir şey. Kitaba. Cevap yazacaksınız arkadaşlar verilen sorulara. Futbol oynamaktan hoşlanıyor musunuz? Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Hoşlanmak fiili ne ister? Hangi durum eki ister? Ayrılma durum eki ister. O zaman oynamaktan hoşlanıyor musunuz? Korkmak fiili aynı durum ister, ayrılma durum ister.
Futbol oynamaktan hoşlanıyor musun? Evet, futbol oynamaktan hoşla pardon, futbol oynamaktan hoşlanmıyorum ama tenis oynamaktan hoşlanıyorum. Karanlıkta kalmaktan korkuyor musun? Yani evet ya da hayır yazabilirsiniz. Fotoğraf çekmekten hoşlanıyor musun? Dişçiye gitmekten hoşlanıyor musun? Alışveriş yapmaktan hoşlanıyor musun? Yazdığım cevaplara bakabilirsiniz. Karanlıkta kalmaktan korkuyor musun? Hiç korkmuyorum. Fotoğraf çekmekten hoşlanıyor musun? Evet, hoşlanıyorum. Ya da ben şey yazdım. Evet, hatta fotoğraf çekmeye bayılıyorum arkadaşlar. Çünkü bayılma fiili yönelme, durum eki ister. O zaman fotoğraf çekmeye bayılıyorum. Yani çok 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 seviyorum. Dişçiye gitmekten korkuyor musun? Vallahi ben gitmekten korkmuyorum ama dişçide muayene olmaktan korkuyorum. Yani gitmekten korkmuyorum ama onda hem de dişçide muayene olmaktan korkuyorum. Alışveriş yapmaktan hoşlanıyorum. Evet, hoşlanıyorum. Özellikle arkadaşlarımla. Tamamlayalım, eşleştirelim. Gelecek yıl bir araba al. Tamamlayacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra eşleştireceksiniz. Gelecek yıl bir araba al. Falan. Çocuklar dondurma ye seviyor. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu fillere bakacaksınız. Bu fillere bakacaksınız. Mesela sevmek fiili, sevmek fiili hangi hal durum ister? Sevmek fiili belirtme durum eki ister. O zaman çocuklar dondurma yemeyi seviyor. Sınavda kötü not al, al. Boştu. Kusura bakmayın. Gidiyor, başlıyor vesaire. Akşam 7'den sonra ödev yap. Öğretmene bir soru sor. Eczaneye ilaç al. Beraber cevaplara bakalım. Gelecek yıl bir araba almayı düşünüyor. Düşünmek fiili belirtme durum eki ister. O zaman almayı. Çocuklar dondurma yemeği seviyor. Sınavda kötü not almaktan korkuyor. Akşam 7'den sonra ödev yapmaya başlıyor. Başlamak fiili yönelme durum eki ister. O zaman yapmaya başlıyor. Öğretmene bir soru sormak istiyor. Burada herhangi bir durum ekine gerek yok. Eczaneye ilaç almaya gidiyor. Eczaneye ilaç almaya gidiyor. Genel kurul toplantısı. Bu e-posta kime gönderiliyor? Ayşen falan. Konu genel kurul toplantısı. Kimden? Falandan. Ayşen Hanım. Olağan genel kurul toplantımızı
Bu yıl Mardin'de yapmaya karar verdik. Çarşamba günü 18'deki uçakla Mardin'e gideceğiz. Toplantı Mardin Otel'de Perşembe günü sabah başlayacak. Cumartesi günü öğleden sonra bitecek. Aynı günün akşamında kapanış yemeği var. Ertesi gün Mardin'de şehir içi gezi yapmayı planlıyoruz. Akşam 21 uçağıyla İstanbul'a döneceğiz. Katılım için lütfen cevap veriniz. Kemal Yüksel. O zaman toplantı nerede olacak? Mardin'de olacak arkadaşlar. Birkaç gün sürecek. Bakalım sorulara. Toplantıyı hangi şehirde yapacaklar? Toplantıya hangi ulaşım aracıyla gidecekler? Neyle gidecekler arkadaşlar? Uçakla gidecekler. Nerede olacak? Hangi şehirde? Mardin'de olacak. Kapanış yemeği ne zaman? Arkadaşlar, metni okuyup bulabilirsiniz. Toplantı kaç gün sürecek? Dönüş için uçağa kaçta binecekler? Pazar günü ne yapacaklar arkadaşlar? Cevaplara bakabilirsiniz. Aynı şekilde burada birkaç tane soru var. Tamamlayacaksınız. Onlar bu evde oturmayı düşünüyorlar. Yani düşünmek fiili belirtme eki ister. Bu zaman oturmayı karar verdi. Karar vermek, vermek fiili arkadaşlar hangi durum eki ister? Yönelme durum eki ister. Evde kal ısrar ediyormuş. Israr etmek fiili hangi durum eki ister? Bulunma durum eki ister arkadaşlar. Bağışladım. Hastalandıktan sonra kendime dikkat et. Başladım. Başlamak fiili hangi durum eki ister? Yarın okula git vazgeçmek arkadaşlar. Hangi durum eki ister? Ayrılma. Ayrılma durum eki ister. Tercih ediyorlar. Onlar erken yat tercih ediyorlar. Tercih etmek fiili hangi durum eki ister? Sana yardım et isteriz. İstemek fiili hangi durum ya da ister mi istemez mi? Hoşlanmak fiili hangi durum ister? Sevmek fiili yemek pişir boşluk hoşlanırım. Çocuklar parkta oyna seviyorlar. Sevmek fiili hangi durum eki ister arkadaşlar? Her gün ödev yaptım. Bıkmak fiili hangi durum eki ister? Size bir dakika süre vereceğim. Yazarsınız arkadaşlar. Ondan sonra beraber cevaplara bakabiliriz. Evet, hazır mısınız? Haydi, bismillah. Hafta sonunda piknik yapmaya karar verdik. Evde kalmakta ısrar ediyor musun?
Hastalandıktan sonra kendime dikkat etmeye başladım. Yarın okula gitmekten vazgeçtiler. Onlar erken yatmayı tercih ediyorlar. Sana yardım etmek isteriz. Yemek pişirmekten hoşlanırım. Çocuklar parkta oynamayı seviyorlar. Her gün ödev yapmaktan bıktım. Ne dedik arkadaşlar? Bıkmak fiili ayrılma durum eki ister. O zaman maktan mesela tercih etmek fiili hangi durum eki ister? Belirtme durum eki ister. O zaman onlar erken yatmayı tercih ediyorlar ve ona göre devam ediyor. Burada bir ödevimiz var arkadaşlar. Sayfa 49, numara 16. Yazmanızı isterim. Size zahmet. Dersiniz burada bitiyor herhalde. Yani burada yani bir kural var. Daha bunu işlememiştik arkadaşlar. İşlemedik onu. O zaman dersimiz burada bitiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Selamünaleyküm.